İyi akşamlar, TV2 akşam bülteniyle karşınızdayız. Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, TV2 ekranlarından canlı olarak yayınlanan Ordu Gündemi programının konuğu oldu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş TV2 ekranlarında canlı olarak yayınlanan Ordu Gündemi programına konuk oldu ve gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kurtulmuş, terör örgütlerinin Türkiye'ye zarar vermeyecek bir noktaya getirileceğini söyleyerek terör konusunda dört koldan çalıştıklarını ve kısa süre içerisinde hem Diyarbakır Sur'da hem de Silopi'de terör örgütü tarafından yıkılıp yakılan tüm yerlerin tekrar inşa edileceğini belirtti. Milletimiz bundan şundan emin olsun ki, terör örgütleri artık Türkiye'ye zarar veremeyecek bir noktaya getirilmek mecburiyetindedir. Bunun için canla başla bütün güvenlik kuvvetlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet birimlerimiz, özel harekatımız, jandarma özel harekatımız dört koldan, Allah razı olsun, herkes cansiperane bir şekilde bir mücadele veriyor. Hükümet olarak bir mücadele veriyoruz. Kurtulmuş ayrıca TOKİ'nin hiçbir şekilde Sur'da olmayacağını söyleyerek, kentsel dönüşüm anlamında TOKİ'nin kesinlikle Sur'da bir çalışmasının olmayacağının altını çizdi. Hiçbir tarihi binanın o tarihi kimliğinde en ufak bir değişiklik olmadan o binaların aynısı tekrar yapılacaktır. Bunu açıkça söylemek mecburiyetindeyim. Çünkü örgüt yine propaganda yapıyor. Diyor ki bunlar bu binaları yıkacak, onun yerine TOKİ'nin işte 10 katlı 15 katlı binaları çıkacak. Külliyen yalandır, palavradır. TOKİ'nin hiçbir şekilde Sur'da bir işi olmayacaktır. Bu kadar net söylüyorum. Hiçbir şekilde orada bir kentsel dönüşüm, bu anlamda TOKİ'nin yaptığı anlamda bir kentsel dönüşüm olmayacak. Orada bütün bu tarihi binaların hepsi aslında uygun bir şekilde yapılacak. Yani zaten TOKİ 5000'e yakın konut yapmış Diyarbakır ilinde. Evet. Yani başka yerlerde, çok uzak yani Sur'da değil, başka yerlerde yapmış. İsteyen insanlar oralarda da konutlardan edinebilirler. Dolayısıyla yani TOKİ eliyle burada bir kentsel dönüşüm yapılacak işi tamamen kara bir propagandanın parçası. Son aylarda yüksek gerilimin yaşandığı Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında da konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ne Türkiye ne de Rusya tesadüfen komşu ülkeler değildir. Tarihsel süreçlerden geçen ilişkilerin ve ortaklıkların düzeleceğini düşünüyoruz dedi. Şimdi Türkiye ile Rusya tesadüfen komşu olmuş iki ülke değil. Tarihsel büyük süreçlerimiz var. Rekabetlerimiz var, çatışmalarımız var. Efendim dostluklarımız var, ortaklıklarımız var. Zaten uluslararası ilişkiler böyle bir şeydir. Yani herkesin kendi çıkarı vardır. Herkesin kendi milli çıkarı vardır. Türkiye ile Rusya'nın ortak çıkarı, Türkiye ile Rusya'nın kavga etmesinden değil, Türkiye'nin ve Rusya'nın iki bölgesel güç olarak mümkün olduğu kadar çok işbirliği yapmasından geçiyor. Bunu ben de biliyorum, Ruslar da biliyor. Dolayısıyla evet, bir Ruslarla da Suriye konusunda anlaşmazlıklarımız oldu. Rusların Suriye'ye bu kadar çok müdahil olup sivil halkın öldürülmesine, efendim bizim özellikle Türkmen Dağı'ndaki Türkmen kardeşlerimize karşı yapmış oldukları operasyonlarda sonuna kadar kaçtık. Ama sonuçta Türkiye ve Rusya ila nihayet aralarındaki farklılıkları bahane ederek birbiriyle iplerini koparabilecek iki ülke değildir. Bunların Sayın Putin tarafından da görüldüğünü tahmin ediyorum. Bu demeçlerin bu anlama geldiğini biliyorum ama henüz aradaki soğukluk giderilmiştir, aradaki problemler çözülmüştür diyemeyiz. O noktada değiliz ama bu anlamda bir adım atılabilecek safhada olduğumuza inanıyorum. İnşallah onu da akılla, ferasetle her iki ülke çözecektir diye ümit ediyorum. Çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, iki günlük hafta sonu programının son gününde AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. İki günlük hafta sonu programı için memleketi Ordu'ya gelen Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı programa katılarak partililerle buluştu. 13-14 senelik yolculukta Ordu'da AK Parti oyunu %21-22 civarında artmıştır. Bu güzel hizmet davasını layıkıyla yerine getirip, görevimizi layıkıyla yapıp bizden sonrakilere emanet edeceğiz inşallah. Kuruluşundan bugüne sizlerle beraber hazırladığımız AK Parti teşkilatının Ordu'daki neferlerinden biriyiz. Biz şunun bilincindeyiz. Yarın biz bu görevleri bırakacağız ve bizden sonra
yine bu görevleri layıkıyla idare edebilecek kardeşlerimizi hazırlayıp gönül rahatlığıyla AK Parti'nin orduda ve ülkemizde bir üst seviyeye nasıl çıkartabiliriz? Onun çalışmasını yapabilecek olan kardeşlerimize teslim edilmek gayretindeyiz. Düzenlenen programda partililere seslenen Kurtulmuş, sadece seçim zamanları değil her zaman bir arada olmanın önemine vurgu yaptı. Bir partiyi sadece bir parti olarak görmez, bir dava olarak görürseniz sadece çalışmak seçim zamanları olan bir iş olmaktan da çıkar. Seçim zamanı falan değil, işte bugün bir aradayız. Dün arkadaşlarımızla toplantılarımız yaptı. Seçim nihayetinde 4 yılda bir önümüze geliyor. Ama aynen bir duvarın yükselmesi gibi seçim atmosferine Türkiye'yi ve bir siyasi partiyi götüren de aslında her gün yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarda sizden sürekli gayretlerinizi bekliyoruz. Bu çalışmalar içerisine katılmanızı bekliyoruz. Burada bulunan hiçbir arkadaşımız bu kutlu yürüyüşten geri kalmamak durumundadır. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin vazifesinin 78 milyon vatandaşı derlemek, toparlamak ve 1 milyar 700 milyon Müslüman coğrafyaya kimlik ve güç kazandırmak olduğunu belirtti. AK Parti bu anlamda Türkiye'de Türkiye'nin birlik ve dirlik davasının, Türkiye'nin beka davasının, Türkiye'de demokrasi davasının, Türkiye'de milli egemenlik davasının ve milletten başka söz sahibi olmayacak şekilde Türkiye'yi demokratikleştirmeli mücadelesinin adıdır. Kahvaltı programının ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bir süre önce inşaat çalışmaları tamamlanan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasını inceledi. Burası mı? Meclis salonu burada. Ne oran mı burası? Şu kadar. Şu kadar. Güzel. Bu ne yüksek? Güzel. Çok. Ankara'da dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Türkiye Arı Yetişçileri Merkez Birliği Başkanı Bahri Yılmaz için memleketi Ordu'da tören düzenlendi. Ankara'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Bahri Yılmaz için memleketi Ordu'da tören düzenlendi. Ankara'nın Kazan ilçesindeki evinden alınan Yılmaz'ın cenazesi karayoluyla Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi. Orada Arı Yetiştiricileri Merkez binası önünde düzenlenen törende Bahri Yılmaz'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törende Yılmaz'ın özgeçmişi okundu. Burada bir konuşma yapan Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necati Aydın, kurucu genel başkanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Bu kardeşimiz dün akşam ömrünü verdiği Ankara Kazan'da akşam namazı kılarken Diyarbakır Arıcılar Birlik Başkanımızın kollarında ruhunu teslim etti. 2017 yılında yapılacak olan Dünya Arıcılık Kongresi'ni Türkiye'ye kazandırılmasında Bahri Yılmaz ve çalışma arkadaşlarının yoğun emeği bulunmaktadır. 2017 yılında Dünya Arıcılık Kongresi'ni dönem başkanı olarak rahmetle uğurladığımız Bahri Yılmaz'ı ülkesine, milletine ve tüm arıcılığa yapmış olduğu hizmetler ve katkılardan dolayı teşekkürü borç bilir. Bahri Yılmaz'ın cenazesi edilen duaların ardından toprağa verilmek üzere Gürgentepe ilçesine götürüldü. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Ordu'ya gelen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 2 günlük hafta sonu programının son gününde Ulubey ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde turizm haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Hafta sonunu memleketi Ordu'da geçiren Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 2 günlük hafta sonu programı kapsamında Ordu'daki ziyaretlerine devam ediyor. Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, program kapsamında Ulubey ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde turizm haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Öncelikle gezip görme, dinlenme, eğlenme gibi psikolojik, sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılayan, sosyal ve ekonomik alanda geniş etkiler doğuran
bir olgu olarak tanımlayabiliriz. Yani çok güzel bir çevre düzenlemesi. Hemen sağ taraflarımıza sabit tribünler. Bu doğal yapıyı ve çayırı bozmaksızın camiyle birlikte, hemen caminin yanındaki alan, mezarlık, şadırvanlarla birlikte burayı il müdürümüzün de bahsettiği gibi ekoturizmde merkez bir yer yapmak istiyoruz. Biliyorduk Ordu'nun güzel bir yer olduğunu. Ama gezdikçe, dolaştıkça bu kadar güzel cennet köşesi bir yer olduğunu, memleket olduğunu bilmiyorduk. Ordu'yu yeterince tanıtamamışsınız. Bu eksikliği gidermeniz lazım. Ordu'yu tanıtarak Türkiye'nin en önemli turizm yerlerinden, merkezlerinden birisi haline getirebilirsiniz. Arkasından da yarın, yani bugün burada bu toplantının olacağını haber verdiler. Hem burada şenliklerin turizm haftası dolayısıyla başlangıcı, hem de Vosrosçu arkadaşların arkada kamp kurduğunu duyduk. Bugün burada sizlerle birlikte olmak, hem bu güzelliği bizde yaşamak, hem de aynı zamanda bu güzelliğin televizyonlar vasıtasıyla bütün Türkiye'ye tanıtımına katkıda bulunmak için aranızdayız. Güzel yurtta bizleri ağırladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Turizm haftamızın bu etkinliklerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. En kısa zamanda Ordu ilimizde bir taraftan yolları konuşuyor, yolları bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Bir taraftan hastanelerimiz fevkalade güzel bir noktaya geldi. Okullarımız ve diğer taraftan da turizm mekanlarımızın geliştirilmesi için büyük bir gayretle savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Bir Eylül'de vira bismillah diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar 15 Nisan itibariyle sezonun kapanmasının ardından şimdiden yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ordu'nun Perşembe ilçesinde gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar sezon boyunca denize serdikleri zarar gören ağlarını imece usulü çalışarak onarıyor. Ordu'nun Perşembe ilçesinde gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar sezon boyunca denize serdikleri ve zarar gören ağlarını imece usulü çalışarak onarıyor. Sabahtan gidiyoruz işte. Ağ başında geçiyor işte akşama kadar. Vakit çalışarak. Bu ağ bakımı önemli. Balıkta bunlar yırtık olursa attığın avlardan fazla bir balık alamazsın. Yıprattığımız ağları tamirat yapıyor. 4-5 gün sonra da sezonu tam kapatıp bir dahaki sezona kadar istirahatımızı yapacağız. Balıkçılar için ağları onarmanın önemi ise büyük. Çünkü sezon biter bitmez ağların bakıma alınması gerekiyor. Bu şimdi yırtık olursa sardığın misal 50 kasa 100 kasa çıkarsa 30 kasa hayvan illaki çıkıyor yani. İster istemez çıkıyor. Hayvan eliyor onu, geziyor içinde. Böyle beton gibi dursa, o yüzden tamirat yaptığımız için dediğimiz balığı attığımız gibi alma şansımız var. Geride bırakılan sezon sonrası Ordulu balıkçıların yüzünü ise en çok hamsi güldürdü. Balamut değil de hamsi sezonumuz genelde iyi geçti. Yani geçen yıllarda 2014, 2013, 2014 verilerinde 100 bin ton üzerinde hamsi avlanmıştı. 2015-2016 180.000-200.000 ton arasında sezonumuz, balık hamsi sezonumuz iyi geçti. Onun dışında nezget, istavrit sezonumuz da iyi geçti. Bundan sonra inşallah nezget, barbunya bol yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Hava şartları da iyi gitti müddetçe. O konuda halkımıza güzel balık hamsi yedireceğimize inanıyoruz yani. Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, ağ bakımının erken başladığını söyledi. Sezon kapandı, hayırlı sezon kapandı, kazasız belasız atlattık sezonumuzu. Şimdi ağlarımızı tamir, matis ediyoruz. Bir daha seneye, yani 1 Eylül'de hazırlık yapıyoruz, evet. Yeni sezona yetişmek için ağ bakımını erken başlatmak zorunda kaldıklarını belirten Aydemir, kısa bir süre sonra tekne ve kayıkların bakımı için de mesainin başlayacağını kaydetti. Sezonu geliştirmek amacında şimdiden başlayıp bitirmemiz gerekiyor. Yani bayağı tabii biz zahmetli iş olduğundan dolayı yani şimdi başlamamız gerekiyor yani. Ordu'ya bağlı İkizce ilçesi Şenboğluk mahallesinde dereye düşerek kaybolan 56 yaşındaki Mehmet Baş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dün akşam saat 22 sularında dereye düşen Mehmet Baş'ın cesedi bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bulundu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ordu'nun İkizce ilçesi Şenbolluk mahallesinde dereye düşerek hayatını kaybeden 57 yaşındaki Mehmet Baş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunan ceset dereden çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre dün akşam saat 22 sularında gelen bir ihbar üzerine itfaiye ekipleri İkizce Şenbolluk mahallesinde dereye düşerek kaybolan bir kişiye ulaşmak için hızla olay yerine gitti. Kaybolan vatandaşı arama kurtarma çalışmalarına Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerle birlikte AFAD, UMKE ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de katıldı. Gece boyu devam eden çalışmalarda dereye düşen şahsa ulaşılamazken, gündüz saat 10 sularında şahsın cesedi dereye düştüğü yerdeki kayalıklara sıkışmış olarak bulundu ve ceset çıkarıldı. Ordu'nun turizmde önemli yapı taşlarından biri olan teleferik bakıma alınıyor. Teleferikte birinci etap bakım çalışmaları 18-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki Orbel AŞ tarafından işletilen teleferiğin 22.500 işletim saati bakımı kapsamında birinci etap bakım çalışmaları 18-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Standart olan bu bakımla en güvenli ulaşım araçlarından biri olan teleferiğin güvenilirliğindeki olası riskler test edilecek ve bertaraf edilecek. Ayrıca yolcular 2015 yılından itibaren istenmeyen olaylara karşı ferdi kaza sigortasıyla da sigortalanıyor. Ordu'nun turizm hizmet alanı içerisinde önemli bir yere sahip olan teleferiğin yıllık bakım giderleri de dikkat çekiyor. Geçen süre içerisinde dönemsel olarak bakıma alınan teleferikte sadece 2015 yılına tamir ve standart bakım için 538 bin lira harcama yapılırken, 2016 yılında da ağır bakım gideri olarak toplam 600 bin lira harcama yapılması planlanıyor. Son 2 yıl içinde toplam 1 milyon 138 bin lira bakım harcaması yapılan teleferiğin düzenli olarak saatlik, aylık, 6 aylık ve yıllık periyodik olarak bakımları yapılıyor. Yapılan bakımlar sonucunda teleferiği kullanan ziyaretçiler daha güvenli bir seyahat gerçekleştiriyor. İtalyan bir firma tarafından yürütülecek 22.500 işletim saat bakımının 2 etapta yapılması planlanıyor. Bu kapsamda ilk etap çalışmaları 18 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İkinci etap çalışmalarının ise 15 Ekim-15 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılması planlanırken, teleferik bu tarihler arasında hizmet veremeyecek. Zeka geliştirici özelliğiyle dikkat çeken satrançta hedef 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmak. Türkiye Satranç Federasyonu lisanslı sporcu sayısını 650 binden 1 milyona yükseltmeyi hedefliyor. Üstelik bu spor dalı artık üniversitelerde de ders olarak öğrencilerin karşısına çıkacak. Türkiye Satranç Federasyonu lisanslı sporcu sayısını 650 binden 1 milyona yükseltmeyi hedefliyor. Özellikle geçen yıl başladığımız anaokullarında satrancın yaygınlaştırılması ve ilkokulları kapsayan doğru hamlede buluşalım projeleri gibi önemli projeler satrancın gelişmesine, ülkemiz geneline yayılmasına çok önemli katkılar sağladı. Bugün 650 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var ki oldukça önemli bir rakam. TSF Başkanı Gülkız Tülay, Türkiye'de satrancı daha iyi noktalara getirme çabalarının sürdüğünü belirterek, çalışmalarımız tüm yurtta oldukça başarılı bir noktaya geldi, dedi. 1 milyona yaklaşmakla ilgili hiçbir sıkıntımız yok ama bizim esas hedefimiz özellikle ana sınıflarından başlayarak satrancın üniversite dahil herkes tarafından oynanabilecek seviyeye gelmesi. Tabii ki satrançta her zaman söylüyoruz, yaş, cinsiyet, engel tanımıyor. 7'den 77'ye herkesin oynayabileceği bir spor. Yakın bir zaman içerisinde satrancın üniversitede ders olarak öğretileceğini de belirten Tülay, Süleyman Demirel Üniversitesi ile özel bir çalışma içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde satranç ders olarak okutulacak inşallah, dedi. Üniversitelerde satrancın ders olması için bölüm açılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Süleyman Demirel Üniversitesi ile güzel bir çalışma içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemlerde satrancı üniversitede ders olarak, satranç öğretmenliği bölümü olarak açtırmak istiyoruz. Özellikle uluslararası turnuvalar artık çok fazla sayıda ve çok kaliteli olmaya başladı. En büyük özlemimiz buydu Türk satrancı olarak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle çocuklara ve gençlere sürekli satranç takımı hediye etmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Tülay, herkesi de satranç oynamaya davet etti. Bugün satranç 650 bin lisanslı sporcuyla ifade ediliyorsa, 81 ilden katılımın olduğu bir yaş grupları Türkiye Şampiyonası yapıyorsak ve Ordu'da 600'ün üzerinde katılımcının olduğu bir uluslararası turnuva yapabiliyorsak, elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın her gittiği yerde dağıttığı satranç takımlarının çok önemli katkıları ve etkileri vardır. Biz her zaman ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza satranç takımları dağıttığı için çok teşekkür ediyoruz. Örnek olduğunu da biliyoruz bu satranç takımı dağıtılma konusunun. Birçok bürokratın da ya da yerel yönetimlerde satranç takımları verildiğini sporculara, öğrencilere biliyoruz ve çok memnunuz bundan dolayı. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Siz de WhatsApp üzerinden haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri bizimle paylaşabilirsiniz. TV52 WhatsApp ihbar hattı 0546 452 0222. Şimdi spor bülteni sizlerle olacak. Hoşçakalın. Spor Toto 2. Beyaz grubun bitimine 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Ordu Spor'da buruk sevinç yaşanıyor. 6 haftalık aranın ardından Pendik Spor karşısında alınan galibiyetin ardından bugününü dinlenerek geçiren Mor Beyazlar, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Fethiye Spor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla start verecek. Ordu Spor Teknik Direktörü Metin Altınay, Pendik Spor karşısında sahaya yüreğini koyarak çıkan ve karşılaşmayı kazanmak için sahada mücadele eden futbolcularını kutladı. Tüm imkansızlıklara rağmen kalan iki maçı da kazanmak istediklerini ifade eden Altınay, Ordu Spor'un tekrar eski günlerine dönmesi konusunda üzerlerine düşen hiçbir zorluktan kaçınmayacaklarını söyledi. Bölgesel Amatör Lig 4. grubun son maçında 19 Eylül sırasında Erbaş Spor'u konuk eden Güzel Ordu Spor sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma öncesi 55'er puanla ilk iki sırayı paylaşan Erbaş Spor'la Yeni Amasya Spor arasındaki yarış Erbaş Spor'un şampiyonluğuyla noktalandı. Güzel Ordu Spor 40. dakikada Caner Çolak'ın golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı. Konuk takım 50 ve 60. dakikalarda kazandığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Ordu'ya 3000 taraftarıyla gelen Erbaş Sporlular alınan galibiyeti taraftarıyla doyasıya kutladı. Erbaş Spor'un başarılı futbolcularından Zeki ve kaleci Habib şampiyonluklarıyla ilgili olarak TV52 mikrofonlarına konuştu. Evet Zeki, memleketinde şampiyon oldunuz, neler söyleyeceksiniz? Tabii ki yıllardır ben profesyonel futbol oynadım. İlk defa Bal Ligi'ne dönüş yaptım. İlk Bal Ligi'ne dönüşümde kendi memleketimde şampiyonluğu kutlamak çok büyük bir coşku, büyük bir sevinç. Hayatım boyunca hiç Ordu Stadı'nda maç oynamadım demiştim. 12 yıldır profesyoneldim ve burada oynamak nasip oldu ve burada şampiyonluk kutlamak nasip oldu. Bunun tarifi yok. Allah herkese böyle şampiyonluklar nasip etsin. İnşallah playoff'ta da şampiyon olup Erbaş'ı en iyi şekilde 3. lige çıkaracağız. Ben dedim ki lider geldik, şampiyon gideceğiz. Bu taraftan bak işin şampiyonluğu. Erbaş'a profesyonel lig yarışır. Teşekkür ederim. Duygunuz var. Var. Oraya gelince, Avaz oraya gelince şampiyon olacak. Bu takım 3. lige hak ediyor. Ordu 1. Amatör Küme 2015-2016 futbol sezonu yarın oynanacak Altınordu Belediyespor, Ulubey Belediyespor final maçıyla sona erecek. A grubunu 2. sırada bitiren playoff maçlarında rakiplerini eleyerek final oynamaya hak kazanan Altınordu Belediyespor'la normal sezonda B grubunu açık ara önde kapatan playoff maçlarında rakiplerini eleyerek adını finale yazdıran Ulubey Belediyespor yarın Altınordu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. 18 Nisan 2016 Pazartesi günü Dürügöl 1. Noğlu sahada saat 15'te başlayacak karşılaşmayı kazanan takım, bölgesel amatör lige çıkmak için Fas'la Belediyespor'un rakibi olacak.